Sağ ol. Katıl. Okul zamanı geldi. Günaydın. Günaydın. Masaya azlık yapacağım. Bugün çarşamba olduğu için sadece meyve oluyor. Biz saat 6.30-7 gibi kalkıyoruz her zaman. İşte ya öyle ufak tefek işleri yapıyoruz. Azlık yapıyoruz. İşte büyük ihtimal dünden kalan eşyaları topluyoruz. Kapat olmaları mı? Günaydın. Günaydın. Kasıt ya. Gün erken başladı bugün bizim için yine. Evde bir telaş. Günaydın Yalça. Günaydın. Ben yatağı düzeltirken Yasin'le Musa da dişlerini fırçalıyor. Okula gitmek için hazırlanıyorlar. Bir de İsa'ya bakalım ne yapıyor. Günaydın. Günaydın. Şimdi İsa ile rutinimiz arkadaşlar bu. Kahve için suyu dolduruyorum. O ne yapıyor? Aç böyle. Aç. Tutuyorum hadi. Açtı. Gülüşe bak. Şu sesi de acayip şey oluyor. Elektronikçi mi olacaksın? Ne içeceksin? Gel. Şöyle İsa benden yalnız kalmak istemiyor işte sabahları. Böyle beraber kahve içiyoruz. O da böyle tezgahta bakıyor etrafa. Şöyle kazanla içiyorum kahveyi. O kadar büyük ki neredeyse kavanoz kadar. Abisi. Evet. Go go Musa go. Hızlı geç. Evet, okula geldik. Direkt okulun içine sürelim. Evet. Ha, direkt okulun içine sür. Hadi iyi dersler oğlum. Şimdi çorba içireceğim. Saat şu an 8. Yasin'le eş olarak kesinlikle çok uyumluyuz. Ekip çalışması yapıyoruz diyeyim. Şimdi Musa'yı o okula bırakırken saat 8 şu an. Benim de müşterim gelecek 9'da. İsa'yı doyurmak, kahvaltısını yedirmek benim görevim. Musa'yı okula hazırlamak Yasin'in görevi. Akşam yemeğini yapmak benim görevim. Yasin çocuğu alıp geliyor. Musa'yı akşam yemeği yedirmek, İsa'yı akşam yemeği yedirmek yine benim görevim. Bulaşıklara bakın. Bayağı bulaşık kullanım var. Ondan sonra üzerimizi giyip birazdan iş hazırlığı. Evet, benim böyle bir pis huyum var. Şimdi saat ikimiz de başlamadık ekranlara daha. Ama ben işte başlamadan önce her yeri temiz olmasını seviyorum. Hani kafam rahat oluyor, bilmiyorum. Öyle bir psikolojik bir rahatsızlığım var. Artık niye öyle olduğunu bilmiyorum. Şimdi buralara bulaşık falan yerleştirdim. Şu masayı silip, yeri süpürüp. Zaten daha saat 9, daha işe de başlamadık. Günüm böyle başlıyor benim her gün. Bulaşıkları falan yerleştiririm. Buraları temizlerim. Ondan sonra öyle başlarım güne. Şimdi bulaşıklar halloldu. Hemen şunları şöyle şunları üzerine koyalım. Şöyle. Birazdan yerleri süpürelim. Bu mutfağın işi bitsin. Güne öyle başlayalım.
İnsanın karnını doyurdu mu arkadaşlar? Şöyle ışığı açalım ya. Bu Avrupa'da da yani gerçekten çok çabuk kış geliyor ya. Musa'nın bugün müzik akademisindeki ilk günü arkadaşlar. Enstrümanla ilk günü. Biliyorsunuz doğum gününde ona tuttu. Anne diyor, duydunuz mu? Valla abin şeyleriyle oynama, seni gebertiriz ister. Ay her şeyi düşünmüşler ya, çok güzel. Şu gitarın güzelliğine bakın. Daha işe başlamadık. Ben tüm işleri hiç bitmeden hemen halletmeye çalışıyorum. Rutin şeyimiz bu. Erkenden kalkıp bu işleri hepsini halletmek istiyorum. Evet. Temizliği yaptık. İsa da oyuna benledi. Bir yandan oynuyorum. İknur da şu an müşterisi geldi. Ben de aslında maillere bakmam lazım ama bu İsa işte bizi böyle son şeyde almışlar, orada bir tane almış. İsa bizi böyle zorluyor işte. Çocuklu çalışmak çok zor ama bizim şansımız, ben evden çalışıyorum. Birazdan şimdi saat 10'a geliyor. 10 değil de yani 10'dan önce her şeyi bitirmiş oluyoruz temizlik konusunda. Evet, İsa hiçbir şekilde durmadı. Süpürgeyi kapattığım an ağlamaya başladığı için şimdi biraz yürüyüş yapacağım bununla. Müşteri de bir saat içinde gelecek. Hem yürüyüş yaptıracağım. Bir saat içinde geri gelmem lazım. Sonra bir saat sonra da Musa'yı almam lazım. Yani ne e-mail'e bakabildim, ne laptopumu açabildim daha. Bunun yüzünden. Evet, 15 dakika yürüyüş yapıp ya da 20 dakika yürüyüş yapıp hemen geri geleceğim eve. Ki burası sakinleşsin. Büyük ihtimal yine ağlar ama en azından bir hava almış olur. Saatler 10. İşe başlıyorum. Günaydın. Günaydın canım benim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aman da aman. Evet, işe başlıyorum. Başlamak benim müşterim var. Tam 4 yıldır müşterim. Kendisi de Hollanda'da. Burada ilk alkolleri temizleyelim kaşlarınızı. 4 yıldır geliyorsunuz değil mi? Evet canım. Beni internette mi bularak mı gelmiştin? Evet, Instagram'dan seni görmüştüm. Evet. Bir takip ettiğim bir bayandan. Hı-hı. Çok hoşuma gitti. Görünce dedim ki bu bayan çok güzel yapıyor işi. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. O yüzden ben de geldim. Ve çok memnun kaldım gerçekten. İyi günler. 4 sene öncesi geldiğimde dedim ki wow. Çok da zaten iltifatlar aldım arkadaşlardan, tanıdıklardan, aileden. Dediler ki nasıl güzel yapıyor. Vallahi teşekkür ederim. İşimi çok sevindim. Evet, o belli zaten. Gerçekten çok severek yapıyorsun işini. İşini severek yapan zaten her zaman iyi yapar. Çok güzel yapıyorsun gerçekten. Teşekkürler. Ya bayanları değiştirmek, işte onların değişimine ben kendimin tanık olması hoşuma gidiyor. Evet. Çok öpeyim kaşlarını, bazı ellerinden alacağım. Zaten sen çok güzel temizlemişsin. Hafif biraz çıktı ama. Hanımefendiye yarı kalıcı bir makyaj yaptım ve bu işlemin kalıcılığı çok uzun. Doğru şekil verilip doğru renkte yapıldığında gerçekten şöyle muhteşem sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama bunu yanlış yaptırdığınızda sildirmesi gerçekten çok illet bir şey. O yüzden gideceğiniz yeri iyi seçmelisiniz. Yolda, sokakta ben buradayım diye bağıran kaşlar görüyorsunuzdur bazen.
Niyetim öyle değil. Niyetim doğal bırakmak. Doğal ama biraz seksi. Kaç saatten çok önemli yüzde. Gerçekten insanın yüzünü ifade eden kaş gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. Makyajımı yaptığım zaman kaşlarım böyle çok güzel görünüyor ya. Diyorum ki o tam. Tamam. Evet. Şimdi değiştirmek istediğiniz yer var mı? Şöyle bir bakın. Modelinde. Hani şurası benim gözüme çarpıyor dediğim. Şu an aslında pek yok. Tamam. Senelerdir zaten memnunum bu şeklinde. Harika. Bu şekilde kesinlikle alalım. Şu an müşterilerle ben ikinci çocuk yapmayın diyoruz. Şimdi mesela hiç sesim zorun pek çıkmaz herhalde. Yok yine sesim çok... çıkar. Biz de burada iki müşteri var, onlara ikinci çocuk yapın diyoruz. Ben yapmayın diyorum, Yasin yapın diyor. İnsan tutalım neyse, siz dostun aynı kalın. Aynen, orası öyle tabii. Şimdi Ayşe Hanım değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Önce başını... Biraz bekleyeceğiz, pigment sürdü. Tamam. Evet, Yeşim Hanım, kaşları olay. Olay. Çok teşekkür ederim. Canım benim, ben de çok teşekkür ederim. Çok beğeniyorum sizi. Ben de seviyorum. Taş gibi kadınsın. Hadi gel. Görüşürüz canım. İyi günler size. Hadi bay bay. Evet, yanımda Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım değişimi bence muhteşem olacak. Çünkü kaşları, bakın biraz yüzüne göre kısa. Onu ben hafif uzattığımda daha böyle aydınlık bakışlara sahip olacak. Zaten bunu birazdan göreceksiniz beraber. Ben de merak ediyorum nasıl değişecek ama çok güzel olacak kesin. Evet, bir önceki müşterimi ağırladım, yanımda Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ın değişimini şimdi birazdan göreceksiniz. Ayşe Hanım iki çocuklu bir anne ama gerçekten çok küçük gösteriyorsunuz. Ama kaşları bence Ayşe Hanım biraz değişik gösteriyor. Şimdi bakın, yaklaşık 2 saat sonra değişimiyle karşınızdayım. Ayşe Hanım, siz YouTube'dan da bizi izliyormuşsunuz, evet. Doğru mu? İlk bizi gördüğünüz video hangisi? Gurbetçilere bakmıştım, yola çıkarışlar. Bu yıl mı? Evet. O. Rahatsızlıklarımız falan böyle. Doğrudur. Canlı yayına hiç katıldınız mı? Bir tane. Geçen hafta lahmacun yapıyordunuz. Her gün. Doğru, işimiz gücümüz boğaz. Tüm her gün. Ama bunu YouTube'da koyabilir miyim bu videoyu? Müşterimin değişimi için öncelikle yapmam gereken müşterime uyumlu olacak kaş şekline karar vermek. Aslında buna ne müşteri ne de ben karar veriyorum. Buna müşterinin yüz şekli karar veriyor. Öncelikle göz arası mesafesini ölçüp müşterime en yakışacak modeli altın oran tekniğiyle belirliyoruz. Şimdi müşterimin altın oranını belirliyorum. Önce bir tarafını çizeceğim. Müşterinin onayı olduğu takdirde de işleme başlıyorum. Benden sonraki hali birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet, İsa'yı yatırdım hemen. Müşterim gelmişti 11'de. Onunla görüştüm. Formu doldurduk. Ondan sonra kendi işlerimde birazdan geri geldikten sonra başlayacağım artık. Bir 15 dakika sonra Musa'yı almaya gideceğim. Musa'ya da hemen bir ekmek yapayım. Evet, Musa'yı okuldan aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Saat 12.30 oldu bu arada. Günün yarısına artık doldu. Evet, hemen içeriye geldik. Musa'ya bir süt koydum, ekmek arası peynir yaptım. Dersini de yaptım sonra da. Yarım saat oturup, boş durmak yok yani bizde. Öyle bir durum yok bizde kesinlikle. Çocuk da aynı, biz de aynı. Günümüz tamamen dolu olması lazım. Hadi oğlum yemek ye, ondan sonra müzik okumak üzere. Evet, gitar dersine gideceğiz şimdi. Musa ilk defa gitarını böyle aldı. Evet, yola düştük tekrardan. Saat işte 13.30'da, 13.50'de Musa'nın dersi başlıyor. Dersini yaptık, yemeğini yedi. Şimdi de yola çıkıyoruz. Çok sanatçı ruhluyum ben. Musa'nın gitarını taşıyorum onun için. Artık sanatçı ruhlu oldum ben de. Evet, müzik okuluna geldik arkadaşlar. İçeriden de çekme yapacağım birazdan zaten. Musa'nın ilk defa kendi gitarıyla birazdan çalacak. Ve diyecek sözüm yok gerçekten. Sizin önceniz sonranızı koyabilir miyim YouTube'a? Evet. Evet, yanımda Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ın değişimi bence muhteşem olacak. Çünkü kaşları, bakın biraz yüzüne göre kısa.
Onu ben hafif uzattığımda daha böyle aydınlık bakışlara sahip olacak. Zaten bunu birazdan göreceksiniz beraber. Ben de merak ediyorum nasıl değişecek ama çok güzel olacak kesin. 2 saatlik işlemin sonucunda müşterimin altın oran şekli bu şekilde ortaya çıktı. Müşterime kombi brows işlemi uyguladık. Müşterimin öncesi ve sonrası tamamen başka biri. Öncesinde görüyorsunuz yorgun bir anne, yorgun bir bayan imajı var. Ama sonraki halinde müşterim de gerçekten çok memnun kaldı. Ya bir insana bir kaş bu kadar yakışır, bu kadar genç gösterir. Instagram'da paylaştığımda patladı resmen. Herkes çok beğendi. Anok, voilà, so sweet. And that black turmüke is for the tat. Dann hat mit mich. Ja, hier mir gerade fast haben. Nee, 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 mit der Hand. Ja, mir gerade spielen. Ja. So. Ja, so gerade spielen. Ja. Ja, probier mal so folgende Stage. Prima, noch so folgende Stage. Güzel değil mi? Evde hemen ütünü yapalım, tamam mı? Haftaya öyle bir yaptın. Haftaya öyle bir yaptın. Mesela Fatiha Zingaç'ı alışık kılıfın, okey? Ya. Nihayetinde laptopuma kavuştum. Artık çalışabileceğim. Saat 2'ye geldi bu arada. 2.30 hatta. Şimdi artık laptopla çalışabileceğim. Evet, 2 saat sonra İsa uyandı. Bezini değiştireceğim. Saat 3.30'a geldi. Yine uyandı. Çalışmayan gün ara vermem lazım çünkü bunun karnı doydu. Şimdi birazdan karnını doyuracağız. Altını değiştireyim ben tabii ki. Evet. Şimdi kameraman Musa. Uzağa geçelim biraz. Şuna yemek edinmeye çalışıyoruz bir yandan. Yaptığım meyveyi falan. Nilo'yu açıp maalesef başka türlü yemiyor. Evet. Şimdi birazcık çalıştım ben. Onu çekemedim. Şimdi de İsa'yla biraz oynuyorum. O da ona da ihtiyaç var. Birazdan ilk bunun işi bitiyor. Bir yarım saat kaldı. Saat 4 şu an. İşte bir yarım saat 45 dakika sonra ilk bunun işini bitirecek. Yemeğe geçeceğiz sonra. Koş da koş 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 da koş. Koş. Son müşterim de bitti arkadaşlar. Ama ben de bittim. Şuraları bir toparlayayım. Öyle bir daldık neyse. Burayı yarın süpürürüz. Çok yoruldum çok. Bu İsa da hiç susmuyor. Saat kaç Yasin şu an? Saat 5.30. Saat 5.30'da işi bitirdik arkadaşlar. Evet, saat 6'ya geldi. Yemeğe yarıladık. Sarma. Gül ablanın yaptığı çorba. Musa da sarmayla şey yiyor, süt yapıyor, içiyor. Sana kendinden geçiyor. Günümüz şimdilik böyle geçiyor arkadaşlar. Yani apar topar yemeği yedik arkadaşlar. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Neden diyeceksiniz? Bu İsa'yı biz avutamıyoruz arkadaşlar. Bizde mi problem var anlamadım yani. He? Elim ayağım da titriyor var ya. Yemeği yedik. Şuraya dur bakalım. Dur bakalım şuraya. Otur bakalım şuraya. Tişini yiyelim seni. Ama ayakkabı giyeceğiz. Ayakkabı giyeceğiz. Bak nasıl susuyor ayakkabı deyince. Ayağını veriyor. O değil bu. Bu ayak bu. Bay bay diyeceğiz. Yürüyelim mi yine? Kuşlara bakalım mı dünkü gibi? Ha? Erkeğim. Bu çocuk çok akıllı. Biz aklıyla baş edemiyoruz. Şöyle yatıyor. Bak şöyle yatıyor. Oo. Annem sırtını uzat oğlum. Yani yemin ederim yemeği son şeyini zor yuttum yani. Gel. Hadi gidelim gel. Bye bye.
Hava mis. Evet. Kaç derece? 20 derece falan vardır. Akşam 6.30 oldu şu an. Günümüz çok böyle gidiyor şimdilik. Parka yani, götürelim çocuğu. Bugün çok güzel bir vlog oldu bence. Ayrı ayrı sen günümüzü kendi kameramdan çektin. Ben kendi kameramdan çektim. Ama nasıl geçirdi? Bazı müşterilerim çekmeme izin vermedi. Yani akşam 5.30-6'ya kadar çalıştım. Sadece öğlenki müşterilerim izin verdi. Onun dışında vermedikleri için çekim yapamadım aslında pek. Yani ama İnanın lavaboya bile gitmedim. Onu çekerdim normalde. Ne lavabo, ne su içme. Durduraksız çalıştım. O esnada da kamerayı elime alamadım. Salıyorum. Geliyor, 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 geliyor. Evet, akşam 6.30 oldu. Aslında günümüzün çoğu çocuklarla geçiyor ha. Normalde İknur ara mallarında çocukları besliyor bir de. İsa bizi terk ediyor arkadaşlar. Arkada adam sıçtığı boku temizliyor bak şey. Köpeğe. İsa! Yasin yola gider. İsa! Gel bize, gel buraya. Gel. Yasin'in koşması da diz kapaklarını bükmeden bacaklarını dümdüz tutarak koştu. Yakala, tabii yakala, yakala. Kaç, ya, kaç, kaç, kaç. Eve geldik arkadaşlar. Evet. Saat 7. 7.30. İsa. Şöyle bir bidon dondurma var. Bundan her gün kaşıklı yiyoruz biz akşam. Bu enerji nereden bulalım ya da bu İsa ile işle çocuk Musa. Yani günümüz bu arkadaşlar bizim aynen. Yaşam bu. Daha işte şimdi çocuklar yatar birazdan. Musa'ya ders çalıştıracağız. Sana da zaten pelt oluyoruz. Keyif aynen. Yapalım diyoruz. Ben şuraya uyuyup kalıyorum. Evet. Ama mutluyum ya. Ben de seviyorum bu düzeni. Çok güzel durma ha. Su satıyor ama beni. Su mu istiyorsun yani? Getireyim sana su şimdi. De istiyorum. Şu Musa'nın turuncu şey var. Benim onu çok sevdim. Onu bana versin ya. Tamam. Ona bayıldım. Getireyim. Musa'nın okul içeceği, okulda su kattığımız şey. Arkadaşlar sizde de var mı? Bende var. Her şeyde su içmeyi sevmiyorum. Musa'nın o şişesinde su o kadar güzel ki. Türkiye'den alıyordun ya ben hatırlıyor musun? Keşke bu sene alsaydık yine ondan. Ben tiksiniyorum ondan ya. Yıkayamıyorum zaten içine. Eski şey adeten bu. Güzeldi keşke iyisini alsaydık. Testi. Hayır ben huylanıyorum onun içi küf gibi oluyor. Ama görmüyorsun ya. Nedeni vardır belki işte. Yok ben içemem öyle. İçini görmüyorsun ya ben tiksiniyorum öyle ya. Ben seviyorum ama. Alacağım seni yandım. Ben seviyorum. Saygı değil benim çevrelerime. Sa. Ben kuzum. Bir de pijama giy gel. Tamam sen de. Hayır ben bu ev kıyafetim. Hayır sen de giy ya. Böyle hayır sen de giy hayır. O ne ev kıyafetler? Dur şeyleri devirdi. Antep fıstıklarını devirdi. Antep'ten aldığımız. Ben de yoğurt yedim bir tane. Ne düşürdün? İsa aynı şekilde devam ediyor. Ne düşürdü biliyor musun ki? Ne oldu onu? Şimdi ben de Musa'yla biraz ders çalışacağım. Yani günlük en çok yoran aslında şuradaki çocuk yoruyor en çok. Musa'yı da çağırdım gelmiyor. Gel. İsa gel izlerini değiştirelim seni gel. Evet Musa bana şimdi kitap okuyacak. Günlük kitap okuyor yarın. Tarih kitap alacağız Musa'yla yeni bir tane. Where is mama rapping? And the butlers and lucky. Where Neiman do you wait? Kuluk wait. Musa'nın gitar yolculuğu başladı arkadaşlar. Thank you.
eerste liedje, toch? Ja. Nu het tweede. Bu işi falan izleme. Tamam, o zaman başka bir şey isterim. Ne izleyelim? Sen söyleyeceksin o zaman. Hayır, sen bulacaksın. Tamam. Sizin efendisi? Onu sen seviyorsun. Ben hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar, bu videoyu böyle kapatalım. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Musa ve İsa yattı. Bir saat falan böyle bir keyif yaparız, sonra biz de yatarız zaten. Aynen ya. Yani günün bir saati bizim aslında, değil mi? Evet. Bence bizim değil şu an. Ne? Yorulduk. Hiç keyif alamayacağız. Niye ya? Ben alacağım. Ben alırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Evet. İşte çok gerçekçi bir bizimle bir gün oldu aslında. Aynen. Gerçekten her gününüz böyle geçiyor. Yatağa kendimizi zor atıyoruz. Bence çok gerçekçi, doğal ve samimi oldu. Süper. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Var olun. İsa, eğer bunu izlersen ileride senin totona şaplak vereceğim bir sürü.